Görme engellilerin daha rahat, özgür ve yardım almadan istedikleri yere gidebilmesi için yol izi çalışmalarının yaşamsal önemi var. Görme engellilere kılavuzluk eden, istedikleri yere gitmesini sağlayan yol izi çalışmaları başta büyük şehirler olmak üzere tüm Türkiye'de devam ediyor. Ancak diğer engellerde olduğu gibi Ordu bu çalışmaları planlamış bile değil. İşte Ankara'dan örnek bir uygulama ve bu uygulamayı değerlendiren görme engelli Fuat Gürel ile Ahmet Köse'nin düşündükleri. Bizim yolumuzun geçtiği yerlerde bu varsa, yani sürekli de bunun olduğu yerde gezmiyoruz. Bu varsa bizim için iyi bir kolaylık oluyor. Ben görmeyenler için yapılan hizmetler içerisinde bunu çok faydalı buluyorum. Diliyorum ki diğer şehirlerde de bu yol yapılsın, oradaki kardeşlerimiz de bu hizmetten faydalansın. Bunun üzerinde yüründüğü sürece en azından kaldırımın ortasında olduğumu biliyorum. Bunun üzerinde bir derin çukur olmadığı, hemen yakınında bir ağaç, bir direk olmadığını biliyorum. Astronomdan da zaten takip ediyorum. Bence iyi bir hizmet. Yani orada da olmasını temenni ediyoruz tabii, daha tabii, doğrusu. İnşallah olur. İnşallah orada da olur. Ben gittim, oraya da gittim. Giresun'da geçen sene Türkiye şampiyonası vardı, yüzme şampiyonası. Ben aslında biraz da sporculuğum var. Türkiye Görme Ödüller Türkiye Şampiyonası'nda Giresun'da Türkiye üçüncüsü oldum. Kaldırımda engelliler için hazırlanmış bir yolda Evet, yürüyorsunuz. evet. Sizin yaşamınızı kolaylaştırıyor mu? Kısmen. Tabii yanaşı oluyor, faydası vardır. Yani aslında yapılan her şey iyi şeyler amaçlı yapılıyorsa gerçekten iyidir. En azından bu, şimdi hiç görüyorum, ben çok az görüyorum. Bunu fark ediyorum yani yolu. Ama hiç görmeyen bir arkadaş bunu takip ettiği takdirde en azından düşme korkusu olmuyor. Bak, sağımızda solumuzda bir banket mesafesi var. Bunu takip ettiğimiz zaman en azından düşme korkusu olmuyor. Bu zaten herhalde Avrupa toplumuna girme şartlarından birisiymiş ve dediğiniz gibi bu iyi bir şey. Biz Ordu'dan geliyoruz ve Evet. bunun Ordu'daki engelli Evet, çok güzel. insanlar tarafından da kullanılmasını Çok düşünüyorum. güzel. Evet. Sanıyorum oraya da yapılması Bunu herhalde istiyoruz. isteniyormuş. Çünkü ben zaman zaman gidiyorum, başka şehirlere gidiyorum. Ben tarih öğretmeniyim. Evet. Araştırmalar yapıyorum, tarihi belgeseller. Geçen sene efendim işte İstanbul'a gitmiştim. İstanbul'un birçok mahallelerinde var. Diğer şehirlerde de yapılacağını duyduk. Yani Türkiye'nin tamamında, yani görme özürlerinin ağırlıklı olduğu yerlerde bunun yapılma şartları herhalde şart koşuyormuş. Efendim, Arif Adamlı. Sanıyorum büyük ihtimal Ordu'da da olacaktır.